Merhaba. Merhabalar. Önce seni, ekip arkadaşlarını tanıyabilir miyiz? Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Ben Şüheda Akkuş Atılım Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümündeyim. Sağlık Bilimleri Fakültesi. 4 arkadaşım ve 2 hocamla birlikte yaptık. Projeniz neyi anlatıyor? Biz buradan ne anlamalıyız? Projemiz şunu anlatıyor. Şimdi T hücreleri vücudun enfeksiyonlarla ve kanserlerle savaşmasına önemli rol oynuyor. Yakın zamanda birçok kanserin tedavisi için bağışıklık kontrol tedavisi kullanılmaya başlandı. Ama bu tedavi için şu anda tek engel PD-L1 diye bahsettiğimiz bu proteinlerin her tümör hücresinin bağışıklık sisteminde kullanılmıyor olması. Yani tümör hücreleri normalde bağışıklık sistemini kandırmak için PD-L1 proteinlerini kullanıyorlar. Ama her tümör hücresi bunu kullanmıyor. Yani tek engel bu. O yüzden biz bu tedaviyi uygulamaya başlamadan önce, yani bağışıklık kontrol tedavisini uygulamaya başlamadan önce hastanın hücrelerinin PD-L1 taşıyıp taşımadığını saptamamız gerekiyor. Bunun için biz flow cytometry metoduyla, yani akış sitometresi yöntemiyle bir yöntem geliştirdik. PD-L1'ı işaretliyoruz ve buraya baktığımızda eğer yüksekse grafikte hastanın PD-L1 hücrelerinin olduğunu anlıyoruz. Eğer düşükse hastaya bu tedaviyi uygulamıyoruz. Yani hızlı ve kolay bir yöntem. Peki bu bize neyi sağlayacak? Şöyle, nasıl bir yarar bekliyorsunuz araştırmanın sonucunda? Yani sonuçta bu tedavinin uygulanması için hastanın bu hücreyi içeren, yani bulundurması gerekiyor. Eğer bu hücre yoksa boşuna hani aslında çaba sarf edilmiş oluyor. Aynen. Bunun, o yüzden tedaviden önce bunun olup olmadığını saptamamız gerekiyor. Sizin bu metotla birlikte tedavinin süresinin kısaltılması ya da doğru tedavinin seçilmesiyle ilgili mi bir etki olacak? Doğru tedavi yönteminin seçilmesi için hızlı ve kolay uygulanabilir bir yöntem. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim.